Abi hoş geldin. Merhaba Mert. Futbola bir ara verildi ama Afrika Kupası var. En azından evet. Birazcık ona bakabiliriz. Sen bakabildin mi hiç? Ben çok tercih etmiyorum ya. Abi orada çok acayip bir ortam var. Ben onu çok seviyorum ya. Orada tabii, herkes tabii. Bir anda farklı bir... Yani Mane bile... Survivor gibi değil mi? Kesinlikle yani. Mane bile orada bambaşka bir topçuya dönüşüyor. Hazır Afrika Kupası demişken Fenerbahçe'de Fildişi sahilli. Evet. Sol bek Konan'ı aldığı söyleniyor Rem'den. Ben de yani izleyebildiğim kadarıyla sadece Afrika Kupası'nı izledim. Hani fizikli, iyi, hızı falan gayet ligimiz için evet. Çok üst. Atlet bir oyuncu. Aynen öyle. Ama hani topla ilişkisini ben böyle çok şey yapamadım. Peki durum ne? O yüzden Afrika Kupası'nı çok tercih etmiyorum Mert. Yani genelde topla ilişki konusunda yaşanan sıkıntılar oluyor. Aynen Afrikalı öyle. Oyuncular. Tabii ki bu hani çok ikon olmuş oyuncular dışında topla ilişkisi yani topu onlara kullandırmak çok mantıklı gibi gelmiyor bir takımda. Şimdi hemen buna bir Okocha örneği falan verilebilir tabii ya, tabii, tabii onlar. Belli başlı. Abedi Pele var. İşte Drogba'lar, Eto'lar tabii, vesaire tabii. Belli başlı oyuncular haricinde söylüyorum bunu. Ama genel olarak bir koordinasyon ve topla ilişki problemleri var. Bu oyuncu da sol bek yani çok abartmaya da gerek yok. Yalnız şunu söyleyeyim ben çok böyle kalıcı bir çözüm gibi düşünülmüyor sanki anladığım kadarıyla. Öyle mi? Evet yani orada oyuncuyu izleyebildiğim kadarıyla burada çok net söyleyeyim hani sezon içerisinde devam ederken açayım şu Ramsey maçını da Konan'ı izleyeyim yok, diye ben de hiç bir durumum yoktu. Evet, öyle ben de İsim ortaya çıktıktan sonra araştırmaya başladık. Yani çok üst seviye bir oyuncu gibi gelmedi bana. Ha belli bir standardı olabilir mutlaka o işte Fransa Ligi'nin verdiği sertlik, fiziksel üstünlük vesaire gibi özellikleri olabilir. Ama çok çok böyle fark yaratacak bir oyuncu. Yani nasıl söyleyeyim hani Fenerbahçelilerin gözünü kapatıp sol bek diye hayal ettiğinde aklına nasıl Andre Santos geliyorsa öyle bir oyuncu değil. Ya Andre Santos 10 numaraya da koy oynardı yani öyle tabii bir adam. İnanılmaz teknik bir oyuncu. Biraz daha görev adamı gibi, biraz daha ya işte sol bek olsun, çamurdan ya olsun. Ya kreatiflik aslında çok istenmiyor. O yani Konan'ın o profilde büyük ihtimal. Bak bilmiyoruz buradaki problem zaten futbol aklı. Şu anda kim yapıyor? Hani İsmail Hoca mı söyledi bu ismi? Joachim Löw'le sözleşme imzalandı da Joachim Löw dedi ki bakın Konan diye bir adam var gidin bunu alın seneye zaten bedava falan. Yani bunu ya kimin yaptığını bilmiyoruz ya da bir menajer önerisi mi? Yani hiçbir fikrimiz yok. Sadece şunu biliyoruz. Biraz işte oradaki problemi çözsün. Şimdi Novak da yok bir ay civarı. Evet. Oradaki problemi çözsün. Geçici bir çözüm gibi geliyor bana. Yani çok üst düzey bir oyuncuymuş gibi hissetmiyorum. Gördüğüm kadarıyla tabii bu geldiğinde performans fikrimiz değişebilir. Tabii ki hiç belli olmaz. Belki çok iyi adapte olur lige. Bambaşka aynen. Bir seviye çıkar. Fikrimiz değişebilir ama şunu söyleyeyim. Biraz düz oyuncu derler ya biraz düz oyuncu gibi geliyor bana. Durumuyla alakalı da şunu söyleyeyim. Afrika Kupası'ndan yeni elendiler. Evet, Mısır elendi. Yani bu iş zannediyorum birkaç gün içerisinde bir temas kurulur. Başka bir oyuncu daha duydum Fransa'dan bu arada. Onu netleştiremedim henüz. Sadece Konan da olmayabilir. Başka bir oyuncu da Şeyler var abi. Haris Seferovic ve Tiquinho Soares. İki tane. Onlar santrfor için. Evet, santrfor için. Ben sol bek için başka bir sol bek için başka. Sol bek için başka bir isim duymuştum. Açıkçası o konu da henüz tam şey değil. Net değil. Net değil yani. Ama önümüzdeki günler olayın ciddiyetini, boyutunu ortaya çıkartır. Fenerbahçe yönetiminin de bu noktada nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte görürüz. Abi o zaman şeyi sorayım sana. Veraat Muriç, şimdi Lazio takipten evet. Falan da çıkmış bütün sosyal medyadan. Bayağı oldu o, bir ay oldu. Yani artık Fenerbahçe'ye mi, yani CSK Rusya falan da konuşuluyordu oraya gidecek falan. Fenerbahçe'nin o Muriç görüşmesi var mı şu an bir aktif olarak? Aktif olarak yok. Burada tabii ki temel sebep Vedat Muriç'in nasıl söyleyeyim yani Vedat Muriç'le alakalı Lazio'nun bakış açısı, beklentisi dolayısıyla yok. Vedat aslında İstanbul'u istiyor. Bununla birlikte gelen teklifleri de değerlendiriyor ama değerlendirdiği mesela Fransa, İngiltere'den gelen teklifleri reddettiğini biliyorum. Bugün bir Mallorca iddiası ortaya atıldı. Anlaşmanın yakın olduğu konuşuluyor. Bir kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu gibi bir çalışma. Mallorca şehir olarak biraz daha güzel bir şehir. Tabii güzel bir şehirdir. Güzel bir şehir. İspanya'nın. Ya West Bromwich'e falan göre herhalde. Tabii. West Bromwich'e alıyor. Takımı yakın yaslanında aynen öyle. Biraz o kararın etkili olabilir. Mallorca olabilir ama eğer Mallorca'da olmazsa Fenerbahçe ihtimali hayli güçlenir. Şunu söyleyeyim. Yani Lazio'nun burada beklentileri önemli. Lazio diyor ki ben senden bonservis geliri elde etmem lazım. Bunu nasıl elde edebilirim? İşte Fransa'dan bir iki takıma sordular ama
Alamadılar o paraları. Daha doğrusu Vedat istemediği için alamadılar. Şimdi de yine satın alma opsiyonlu kiralık yöntemine gidiyorlar. Mallorca'ya gidiyorlar. Çünkü neden Mallorca'ya gidiyorlar önce? Bunun tabii ki temel sebebi Türkiye'deki takımlar hiçbir zaman satın alma opsiyonlu kiralıktaki o opsiyonu hiçbir zaman kullanmıyorlar. Evet. Bu da Avrupa'da çok bilinen bir şey. Yani Türk takımlarının bu nedenle eğer bir oyuncuyu kiralayacaksa önce Türk takımlarına değil de başka takımlara kiralamak için kulüpler öncelik tanıyor. Mallorca'da bu noktada ciddi bir aday olarak gözüküyor. Eğer zaten Mallorca anlaşması tamamlanırsa Fenerbahçe'nin gündeminde diyemeyiz artık. Tabii. Ama henüz tabii bitmiş bir durum yok. Eğer biterse ortadan kalkmış olacak. Sadece onu söyleyebilirim. Ama bir santrafor alınacağını net bir şekilde söyleyeyim. O zaman santrafor derken bir de şimdi en son daha sıcak böyle Twitter gündeminde yine dolaşan Haris Seferovic ve Tiquinho Suarez. Evet. Yani ben Seferovic'i daha çok izledim. Yani öyle denk geldim hep. Hani Fenerbahçe için bence uygun. Hakikaten iş yapabilecek bir forvet evet. gibi görüyorum. Peki bu durum ciddiyet nedir? Yani hakikaten böyle bir görüşme falan var mı? Bir kere yani sonuçta piyasadaki oyuncular bunlar. Bunlar şimdi şöyle hayır görüşmedi dersen yanlış söylemiş olursun. Evet görüşüyor dersen de yanlış söylemiş olursun. Bunlar sürekli böyle dakika dakika evet Seferovic ne yaptın? Çayını içtin mi falan diye konuşmuyorlar yani. Nedir abi para diyorlar. Şu tamam bakarız diyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Yani öyle bir çok uzun süreli saatler süren falan bir durum yok ortada. Yani sevgiliyle WhatsApp'ta konuşmuyor. Ha öyle bir durum yok. Şu anda Seferovic piyasada olan isimlerden bir tanesi. Bunun sebebi de oyuncunun kendisinden vazgeçilmiş olması Benfica tarafından. Evet. Piyasada olan bir isim olduğu için de adaylar arasında onu söyleyebilirim. Onun dışında Tiquinho Suarez de yine aynı şekilde Olympiakos'un satışa çıkardığı bir isim. Bu oyuncuların yani Fenerbahçe'li isimlerinin geçmesinin temel sebebi bu. Kulüpleriyle herhangi bir artık geleceklerinin kalmamış olması. Ha satılmazsa tabii ki kulüplerinde devam ederler. Seferovic ile ilgili çok ilginç bir hikaye var. Onu paylaşmak istiyorum. Bundan 2-3 yıl önce. Frankfurt zamanı. Yok Benfica'daydı. 2018 yaz ayı yani. 2018 yaz transfer dönemi. Benfica'daydı kesin eminim. İsmi Fenerbahçe yönetiminin gündemine geliyor. Ve de şart şu. 2 yıllık kiralama. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 milyon euro bir zorunlu satın alma sonrasında bedelsiz kiralama. Çok karlı bir anlaşma. 2 yıl önce. 3 yıl önce. Hadi 3,5 yıl önce diyelim. Komoli'ye gidiyor isim. Komoli araştırıyor. Diyor ki Fenerbahçe için gol sayısı yetersiz. Bizim daha bitirici, bizim daha ton vuruşu iyi olan bir oyuncuya yönelmemiz lazım diyor. İslam Slimani'yi transfer etti Fenerbahçe o sözüm. Evet. İslam Slimani kötü oyuncu olduğu için söylemiyorum bunu. İslam Slimani de geldiği gün doğru bir transfer gibi duruyordu ama finalde o sezonun Portekiz gol kralı Seferovic oldu. İslam Slimani'nin de Fenerbahçe'den nasıl ayrıldığını biliyoruz. Yani şöyle, şunu diyenler olabilir hani Seferovic gelseydi o da aynı şeyi yaşayabilirdi o takımda vesaire. Hani böyle bir iddiayı ortaya atanlar olabilir ama bence özellikle bu Balkan kökenli oyuncular Türkiye'de genel olarak bak Kemal Ademi bile çok eleştiriliyor, çok yerden yere vuruluyor. Onun bile Fenerbahçe'de 3-4 tane maçı var fena olmayan. Türkiye'de iş yapıyorlar. O yüzden ben Seferovic ismine biraz daha yakınım, sıcağım. Mesela Pešić görüşmeler... Tabii Pešić de mesela olursa. Görüşmeler devam ediyor. Olursa %100 katkı sağlar ki zaten Karagümrük'te yaptıkları ortada. Bu tip oyuncular Fenerbahçe'yi yukarı taşır ama şu anda sıradan, basit, almış olmak için bir oyuncu almak açıkçası çok mantıklı durmuyor. Kesinlikle. Yani zaten bir şu an Fenerbahçe'nin bir hedefi yok ki. Yani bulamayacaksan herhangi bir transfer yapmana gerek yok. Ama Seferovic bence o isimler içerisinde en doğru ya da en iş yapacak potansiyeli olan potansiyeli yüksek oyuncu. Ben o açıdan transferi gerçekleşirse doğru bulurum şahsen. Tabii ki keşke 3,5 sene önce gerçekleşseydi o ayrı. Bu arada ben şeyi ekleyeceğim abi. Ben Slimani Seferovic dedin ya. Slimani aslında Fenerbahçe çok formu düşük geldi. Leicester'da çok yüksek tabii. bonservisle alındı. Çok kötü bir sezon geçirdi. Yedek kaldı, kadro dışı kaldı, oynayamadı. Evet. Ama Seferovic hatırlarsan hem Frankfurt'ta oynamaya devam ediyordu hem Benfica'da oynamaya devam ediyordu. Doğru. Yani aslında orada baktığında Komolini bayağı yanlış bir tercihiydi. Çok evet. net bir şekilde bu arada maliyeti Slimani'nin maliyeti Seferovic'in iki katıydı. Bir de öyle bir durum tabii. vardı. Slimani bir sezonu çok iyi olan O da Portekiz'de Lisbon'da çok iyi olan ve onunla da Leicester'a transfer yapmış bir oyuncu. Ama işte o bir yıl oynamama durumu gerçekten çok etkiliyor. Her zaman Gezal olmuyor yani. Tabii. Gezal da aynı şekilde oynamadan aynen gelmişti öyle. Ama Gezal etkili oldu, iş yaptı. Slimani yapmadı. Yani orada onu kaçırdı Komolli.
belki de Fenerbahçe tarihinin kırılma anlarından biri olmuş olabilir. Yani o Seferovic orada hani gollerle başlasa, takım daha motive olsa vesaire farklı bir sezon olabilirdi. Kesinlikle. Böyle bir hikayesi var yani Seferovic'in. Bugün itibariyle de ben transferine itiraz etmem, çok net söyleyeyim. Benim beğendiğim tarz bir oyuncu. Abi şimdi bir de şey durumu var. Bu takım içinde yani daha önce konuşmuştuk aslında da işte Mert Hakan, Mesut, İrfan işte böyle İsmail Kartal'la anlaşamama falan filan, bu hep klasik konuşulan Fenerbahçe evet. içerisindeki durum. Bunun şu anki İsmail Kartal'ın artık birazcık da ağırlığını koyması gibi bir durum oldu mu orada? Kulüp içerisinde orada birazcık böyle bir ne derler? Üstünü kapatma gibi bir durum oldu mu? Üstünü kapatma değil. Gayet net bence her şey. Yani en azından Pereira döneminden çok daha net. Birincisi İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Basın toplantısında çıkıp cesur bir şekilde Mesut'la ilgili sorunlarımız hatta var. Hatta sen de o yüzden ben, sen ilk soruyu sen sormuştun. Evet. Bu Mesut İrfan sorusunu sormuş. O yüzden özellikle sana sordum bunu tekrar. Dedi ki Mesut'la ilgili sorunlarımız var. Çözülemeyecek, aşılamayacak problemler değil. Ama çözeceğiz dedi. İrfan'a da sordum. İrfan'la ilgili de dedi ki Türkiye'de kaç tane İrfan Can Kahveci var? Biz bu oyuncuyu elimizden geldiğince sahada tutacağız. Ve mümkün olunca fayda alırız. Bak burada şimdi İsmail Hoca genel olarak işte Fenerbahçe için düşük profil gözüküyor. İnsanlar çok memnun değil. Ya işte keşke Fenerbahçe'nin hocası daha iyi birisi olsa, Löw olsa, Jesus olsa. Bence de zaten hani o tip büyük bir isim olmalı her zaman Fenerbahçe'nin hocası ama şimdi kıyaslamayı da çok sevmem. Bu arada Vitor Pereira'nın iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Fakat her zaman burada seninle ne konuşuyorduk? Takımın ne istediği önemli. Takım sahada ne yapmak istiyor? Nasıl bir futbol oynamak biraz istiyor? Biraz pragmatist olman gerekiyor. Evet. Özellikle Türkiye'de bu böyle. Ya elbette işte senin hayallerin vardır. Üçlü savunma, Spinazzola oradan gelsin filan. Hani böyle hayalleri kurarsın ama ya öyle değil. Yok yani sende Spinazzola yok. Ya sende işte, o sayı var ya da, sağda mesela. Ya da işte istediğin zaman gidip istediğin oyuncuyu alamıyorsun. Chelsea gibi, tabii. Manchester City gibi vesaire. Yani senin belli şartların var. Bu şartlara uygun hareket etmen lazım. İsmail Hoca gelir gelmez ne yaptı bak. Gelir gelmez yaptığı icraatları söylüyorum sana. Klasik şey vardır ya, Samandıra'ya huzur getirdi falan. Öyle şeyler tabii söyledim. O klasik haberler. Kolej havası. Tabii kolej havası. Futbolun Obradoviç'i. Ondan sonra öyle şeyler söylemeyeceğim. Çok yaptığı şey çok basit. Baktığın zaman. Ha tabii ki bunun için bir futbol görüşü var. Futbol görüşü olması lazım. Hani çok klasik bir laf vardır ya. Futbol basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır. Cruyff. Bak. Bir. İrfan'ı aldı, orta sahaya koydu. Sağ taraftan evet. Orta sahaya koydu. İki, o sahayı mecburiyetten oynattı başta. O sahayı baktı ki sağ bek falan değil o sahayı. Aldı, gerçek yerine koydu. Sağ bek'e koydu. Nazım'ı sağ bek'e diyorum, sağ açığa koydu. Koydu. Nazım'ı sağ bek'e koydu. Ha beğendim mi ben Sivas maçında? Hayır beğenmedim. Ama adamın felsefesi şu. Herkes yerinde oynasın bir abi, ben bir göreyim. Hani çünkü öyle bir karman çorman bir durum ortaya çıkmış ki. Ferdi sol bek mi sağ açık mı bilmiyoruz. O sayı sol bek, sağ bek, her sağ açık, oynadı. Sol açık. Her yerde oynuyor. Mesut Özil her yerde oynuyor. İrfan Can her yerde oynuyor. İşte belli başlı oyuncular dışında herkes her yerde oynuyor yani. İşte kaleci falan sabit. Valencia'yı bak Kanada çekti mesela. Evet. Öyle bir denemesi. Diyor ki benim elimdeki santrfor kim bakıyor böyle. 3 tane santrforu var ya da 3 tane forveti var. Bakıyor en santrfor hangisi? Serdar. Ben Serdar'la oynayacağım diyor. Valencia'yı sen Kanada gel kardeşim. Yani çok basit gibi gözüken ama aslında yapılması çok kolay olmayan şeyler. Şimdi bunun için Mesut'tan mesela feragat ediyorsun. Tabii. Ama öyle bir operasyon yaptı ki kimse Mesut'u konuşmuyor. Neden? Çünkü çok doğru anlattı. Aynen öyle. Şimdi Vitor Pereira'da bu problem vardı biliyor musun? Vitor Pereira'ya soru soruyordun. Mesela diyordum ki Mert senin adın ne? Sen diyordun ki Demircioğlu. Yani adını soruyor, soyadını ya alakasız soruya yanıt vermiyordu Pereira. Ben zaten son 10 basın toplantısında 15 belki de soru sormadım. Çünkü sorduğum soruya yanıt alamıyordum. Evet hatırlıyorum ben senin sorularına dikkat etmeye çalışıyordum pek gelmiyordu soru. Soru sormuyordum. Elimi bile kaldırmıyordum çünkü sorduğum soruya yanıt alamadığımı biliyordum. Şimdi ilk basın toplantısı ilk soruyu ben sordum. Evet. Mesut ve Erifan'ı sordum. Gayet net yanıtlar alabildiğimizi düşünüyorum hocadan. Buradan hocayı tebrik ediyorum yani. Kolay değildir. Mesut'la ilgili problemler var, çözülemeyecek şeyler değil ama falan demek. Bu adam Mesut Özil. Tabii. Helal olsun. Bu doğrultuda devam ederse İsmail Hoca. Ben tabii eskiden de tanıdığım için yani az çok biraz karakterini de biliyorum. Yani devam edecek zaten. Çok sallayan olacak son Sivas maçından sonra mesela. Alakasız şeyler söylüyorlar. Onlara ayrıca geliriz.
Bu doğrultuda devam ederse İsmail Hoca çok güzel bir iz bırak. Eğer ayrılırsa da çok güzel bir iz bırakarak ayrılmış olacak. Ve bence Fenerbahçe'ye yapabildiğinden fazla, beklentiden fazla hizmet ederek ayrılacak. Şimdi Antalya maçı berabere, Sivas maçı berabere, Altay maçı 1-0'dan 2-1. Baktığın zaman Pereira döneminden farklı mı? Yok, sonuçlar, aslında sonuç olarak hiç aşağı yukarı aynı değil mi? Ama takımdaki toparlanmayı herkes görüyor mu? O zaten çok net. Yani en azından Sivas maçındaki 45 dakikada diyorsun ki bak takım ne yaptığını bilmeye başladı abi filan demeye başlıyorsun. Ya futbol böyle bir şey. Sahadaki oyuncu da aynı şey. Sen ne görüyorsan sahadaki oyuncu da onu görüyor biliyor musun? Yani bunu insanlar çok farklı algılıyor. Hani Fenerbahçe sahada ne yaptığını bilmeyen bir görüntüde ama biz anlamıyoruz gibi düşünülüyor. Halbuki futbolcu da anlamıyor esnada ne oynandığını. Fenerbahçe koca bir devreyi futbolcusu ne oynadığını bilmeden geçirdi. Kimse bana burada şunun savunmasını yapmasın. Yok bu adam yenilikçi, üçlücü, beşlici. Yeniliği yaparsın. Yeniliği yaparsın. Sonucu alırsan herkes seni alkışlar. Ne olduğunu anlamasa da alkışlar. Ama şu anda bak aynı sonuçlar alınıyor. Benzer sonuçlar alınıyor. Evet. Ama aynı dozda şey yok. Tepki yok. Yani var tabii ki. 11'i tahmin edebiliyorsun şu an. Aşağı yukarı herkes kafasında bir artık 11 yani hiç Ferdi nerede oynayacak? Sayı nerede? Acaba bugün kim oynayacak stoperde? Hiç bilmiyorduk. Şimdi şu Novak mevzusuna geleceğim. Biraz tabii mevzu eskidi ama bana göre ya büyük haksızlık yapılıyor. Salah'ı yok değil mi kardeşim kadroda? Evet. Novak var tek sol bek. Bu adam da sakatlanıyor. Bu adam sakatlanıyorsa bir çözüm üretilmek zorunda. Gustavo'ya soruyor. Gustavo ben girmeyeceğim diyor. Orada basın toplantısı yumuşatarak anlattığına bakmayın. Onun söylemesi bir futbolcunun yapamayabilirim hocam demesi ben girmiyorum sahaya demektir. Bunu çok net söyleyeyim. İsmail Hoca orada biraz savunmacı davranıyor Gustavo'ya karşı. Ne demek ya ben sol bek oynayamayabilirim? Senden Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde sol bek oynaman beklenmiyor yani. Sivas maçına gireceksin, 30 dakika top oynayacaksın. Sol ayaklısın zaten. Sol bek oynayacaksın işte yani. Nedir? Ayrıca zaten hani hata da yapsan kimse sana niye hata yaptın demez. Orası senin bölgen değil vesaire. Eto 60 dakika sol bek oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani o İsmail Hoca da onu bilerek söylüyor. Herkes bilsin diye söylüyor. Bence doğru yapıyor. Futbolcular alışmış abi. Nasıl olsa teknik direktör gidiyor. Tamam mı? Bu adam gidecek ama giderken bazılarınızı da götürebilir yani haberiniz olsun. Gustavo konusu böyle. Şunu söyleyeyim. Yok oynamıyorum diyor adam. Ne yapacak? İşte sağ bek oynamış sezon içerisinde mecbur. Alışmış o bölgeye. Bir şekilde sol beke çekti Osay Samuel'i. Bu da takımı bitirdi. Yani evet. Hamle hatası. Yok ki adamın elinde hamle yapacak. Hocam Çağatay kuru kalıp oynatsaydın keşke öyle berabere kalsaydık. Hepiniz Berke'ye küfür ediyorsunuz genç oyuncu diye. Bu adamın Fenerbahçe Kalesi'nde ne işi var diye. Muhammed girince Muhammed'in ne işi var? Muhammed mi kurtaracak deniyor. Çağatay girse bir hata yapsa Fenerbahçe gol yese çocuğu da daha başlamadan bitireceksiniz. O yüzden bu iş biraz haksızlık yapılıyor. Biraz sabır. Sabır kardeşim. En büyük problem bu. Ha bu arada tabii ki şunu söyleyeyim. Yani yönetimin hatası çok büyük. Bu sezonun başında aldıkları kararlar skandal. Bu ayrı. Bunları şimdi söylüyorum. Niye şimdi söylüyorum? Çünkü o gün söylediğin zaman, Vitor Pereira geldiğinde söylediğin zaman... Fenerbahçe düşmanı oluyorsun. Fenerbahçe düşmanı oluyorsun kardeşim. Bu çok net yani. Bu anlatabiliyor muyum? Şey. Burada artık Fenerbahçe yönetiminin çok böyle hayaller peşinde koşmaktansa... Tamam artık Löw olacaksa veya Jesus, o tamam yani o kısmı. Çok böyle hayaller peşinde koşmayın. Basit olanı yapın abi. İsmail Hoca'nın yaptığını yapın ya. Sağ bekse sağ bek, sol bekse sol bek oynatıyor ya. İsmail Hoca'nın yaptığını yapın. Fenerbahçe zaten doğal, normal hali Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynuyor zaten. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Çok karıştırmanıza gerek yok yani ortalığı. Ya Pereira nereden çıktı ya? Hakikaten bak bazen düşünüyorum. Yani sezonu bitirdiğin yer vesaire vesaire insan inanamıyor yani. Hani bu kararlar nasıl alınıyor? Şimdi Everton'ın adı geçiyor. Everton'ın taraftarları duvarlara... Hani Everton'a gidiyordu diye. Ya ne oldu Pereira? Everton'a yani, gidiyordu çok. Yani hiç taraftan hiçbiri istemiyor. Baya Pereira out Lampard'in diye hep şeyleri gördüm ben. Duvar ben de gördüm de yani hayır Türkiye'de böyle bir garip bir şey var. Şimdi Pereira gitti Pereira mağdur oldu. Pereira bu takımı mental olarak bitirip gitti arkadaşlar. Bunu kimse farkında değil. Bunu kimse farkında değil demeyeyim bunu kimse dile getirmiyor. İrfan çıkıp son maçtan sonra bir açıklama yaptı Altay maçından sonra. Onun sebebi ne? Pereira. Adamın burasına geldi. Ya sen adamı niye bu hale getiriyorsun abi? Bu adam Türkiye'nin en değerli oyuncularından bir tanesi. Hazır değil ben de söylüyorum. Ama sen hazır hale getireceksin. Tabii, sen oynatacaksın. Sen oynatacaksın. Oynamıyorsa tıpkı İsmail Hoca'nın Mesut Özil'de yaptığı gibi anlatacaksın kamuoyuna.
Kardeşim bu adam antrenman yapmıyor. Diyeceksin. Herkes bilecek. Ama sahaya çıkıyorsun. İrfan kulübede, Mesut kulübede, herkes kulübede, bütün sayabileceğin yıldızlar. Sahaya çıkıyorsun, puan kaybediyorsun. Ondan sonra Pereira niye eleştirildi? Abi bir zahmet eleştirilsin yani. Eldeki malzeme kulübede oturuyor. Tabii. Fenerbahçe puan kaybediyor. Pereira niye eleştirildi? Yani burada böyle bir şey var. Mağdur edebiyatı var sürekli. Bu özellikle Twitter'da yapılıyor. Bugün İsmail Hoca gitsin. Hepsi İsmail Hoca'cı olacak. Çünkü niye biliyor musun? Şey, o iş, o para yapıyor. O iş yapıyor. O tabii takipçi gittikten yapıyor. Sonra yapmak. Gittikten sonra. Ah hocam işte sen olsaydın hakkını yedik falan filan. Aynısı Emre Belözoğlu'na yapılmadı mı? Yapıldı. Hala da yapılıyor. Ah hocam işte sen olsan şampiyonluk falan. Halbuki hepsi gitsin diyordu Emre Belözoğlu. Tabii. Böyle bir garip bir durum var. Sivas maçını kaybettikten sonra bitmişti Emre'nin şeyi. Berke'ye Instagram'dan, Twitter'dan küfür etmeniz Berke'ye hiçbir zarar vermez arkadaşlar. Gider başka takımda oynar. Sözleşmesi de bitiyor zaten. Gider başka takımda oynar. Futbol hayatına devam eder. Fenerbahçe değil ki parayı da aynen kazanır bu arada. Haberiniz olsun yani. Hani bir zararı falan da olmaz. Hatta belki de kafası rahat olacağı için kâr da olur yani. Öyle bakmak lazım. Bunların sonunun gelmesi lazım. Üç büyük kulüpte sosyal medya linci, sosyal medya üzerinden futbolcuların yıpratılması, bitirilmesi kafaca sonlanması lazım. Bu iş böyle basit bir iş değil. İnsanların ailesi var, insanların sevdikleri var. Onlar da üzülüyor. Doğal olarak da bir reaksiyon, bir tepki. Burada bunu sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüpler için söylüyorum. Bütün hepsi için söylüyorum. Yani ama Fenerbahçe'de biraz daha fazla oluyor, onu da söyleyeyim. Tabii şu an sonuçlar orada daha sıkıntılı evet. Olduğu için. Evet, Fenerbahçe'de yani biraz daha. Galatasaray'da nispeten ona yakın. Ama orada tabii daha farklı durumlar var. Ama Fenerbahçe'de bir daha oyuncu odaklı evet şu an hareket ediliyor. Ve bunun sonlanması lazım. İsmail Hoca konusunda da evet, Osay Samuel'in sol beke geçmesi Fenerbahçe'nin oyununu bozmuştur. Ama Fenerbahçe'nin oynatabileceği başka sol bek yoktu yani. Ne yapsın? İrfan Can'ı mı koysaydı sol beke? Evet yani maçı yapacak hakikaten bir şey yoktu. Ya başka bir şey yok. Gustavo oynamıyorsa, sizin gençlere bakış açısınız belliyse, bir de Sivas deplasmanında başlatamazsın. Çağatay daha hiç bir dakika bile süre almamış. De belki gerçekten hazır değil. Yani bunu kimse bilmiyor ki. Ya şunu söyleyeceğim kardeşim. Bu adam bugün Fenerbahçe kadrosuna daha yeni alınmaya başladı. Çağatay dediğimiz adam. Daha yeni alınmaya başladı. Evet. Kadrosuna giremeyen bir adamdı. İsmail Hoca alıyor. Bırakın da onun durumuna o karar versin. O yüzden yine beni bir İsmail Hoca, işte efendim X Hoca savunucusu yaptılar. Ben şeye çok üzülüyorum çünkü. Haksızlığa uğradığı zaman bir insan. Ona üzülüyorum. Yok kardeşim adamın elinde yok. O sayıyı sol beke koydu. Direnebildiğin kadar direndin. Bir tane hatalı golle de puan kaybettin. Sivas deplasmanımız. Ama şunu söyleyeyim. Bak bu takımın eksikleri giderilirse. Başta sol bek ve santrfor olmak üzere. Daha etkili, daha efektif bir santrfor bulunabilirse. İşte bu sakatlar, sürekli bir de üst üste sakatlar. Aynen öyle. Bunlar toparlanırsa Pereira döneminden çok çok daha iyi bir performans gösterir İsmail Hoca. Çok çok daha iyi bir performans. Ha şampiyonluk olmaz ayrı. Şampiyonluk artık o zaten imkansıza yakın. Tabii. Yani Trabzon'un bir de şöyle bir şeyi var. Trabzon'un performansı çok ekstra. Hani bu ligde bu puan ortalaması zaten şampiyon olur. Fenerbahçe iyi olsaydı da şampiyon olurdu. Çünkü ekstra Trabzon'un yaptığı iş. Hala da oyuncu alıyorlar, transfer yapıyorlar vesaire. Ama en azından gelecek yıllar adına Fenerbahçe çok daha net, çok daha somut adımlar atabilir. Önündeki kadroyu görerek. Yönetimden tek bir ricam var. Basit oynayın abi. Futbol zor bir basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır. Siz de basit oynayın. Önünüzde ne görüyorsanız ona çözüm bulun. Gidip alakasız. Bak Fenerbahçe'nin bugün sol bek sorunu yaşamasındaki problem ne mesela? Konu açıldıkça aklıma geliyor. Ya sezon başında aslında Pereira'nın istediği üçlüye dönmüş olması. Aynen öyle. Üçlüye dönmese Fenerbahçe sol bek de alacaktı, sağ bek de alacaktı. Şu anda sol bek de yok, sağ bek de yok. Ve işin ilginci kanat bek de yok. Kanat bek de yok. Yani üçlü oynayarak kanat bek. Kanat bek de yok. Ne var? Stoper var. Allah razı olsun iyi oyuncu Kim Min-jae. Zaten vardı, Colker vardı. Yani bu transferlere kötü demiyorum. Kim Min-jae, Crespo. Çok güzel oyuncu. Çok iyi transferler. İyi ki alınmış. İyi ki Pereira bunları Fenerbahçe'ye katmış diyorum. Ama baba benim esas ihtiyacım olan kanatlar yine yok. Yine yok. Santrfor yine yok. Tamam Kim Min-jae çok iyi. Crespo çok iyi. Ama geçen seneki problemler aynen devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Ozan'ı çıkardık. Crespo'yu koyduk. Colker'ı çıkardık. Şeyi koyduk. Kim Min-jae. Kim Min-jae'yi koyduk. Bek yok. Ama diğerleri aynen devam. Boş hala oralar ya. Orada adam yok yani.
Bir tane var sakatlandı, mecbur şimdi işte adam bakılıyor. Futbol basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır. Fenerbahçe yönetiminin bu saatten sonraki mottosu, felsefesi bu olmalı. İyi bir teknik adam gelecek inşallah. Löw, Jesus hangisi olursa olsun. İyi bir teknik adam gelecek. Gelecek sezon için basit oynayın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cruyff'u bugün bayağı andık. bir de sana şeyi sormak istiyorum. Afterlife izledin mi abi son sezonu? İzledim. Beğendin mi? Çok iyi dizi. Çok iyiydi gerçekten. Yani bu arada tavsiye ederim. Aynı platformda var. Humanity diye bir stand-up gösterisi var. Çok iyi. Ricky Gervais'in. Muazzam bir adam. Hakikaten ben yeni keşfettim ama bayağı iyi. Bu arada Yalanın İcadı diye bir filmi de var. Çok eski. Evet, eski bir filmi. O da çok güzel bir film. Bir gün sinema programı yapalım seninle. Yapalım abi. Yapalım. Afterlife'ı da burada izleyicilerimize de Yalanın İcadı'nı da izleyin. O da güzel. O da çok güzel. Abi ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendine iyi bak.